Enerjisini Palandöken'de aldı. 53 yaşında dünya şampiyonu oldu. Dünya ağır siklet boks şampiyonu Fırat Arslan kamp yaptığı Erzurum'a altın kemeriyle geldi. Zafer Başkanım sizle. Fırat Arslan kaybettiği dünya şampiyonluğu unvanını geri alabilmek için 19 yıl boyunca ter döktü. Profesyonel boksör hayatının maçına Palandöken Dağı'ndaki yüksek irtifa kamp merkezinde hazırlandı. Enerjisini aldı, gücünü depoladı. Fırat Arslan 21 Ekim'de Almanya'da çıktığı unvan maçında kendisinden 20 yaş genç Bosnalı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Erzurum benim için öyle güzel bir kamp oldu ki yani 34 senedir ringlerde savaşıyorum. İlk dünya şampiyonu kemerini 2007 yılında 19 sene savaşarak 19 sene sonra dünya şampiyonu olmayı başardım. Arslan yıllar sonra gelen başarısını aslında eşine borçlu. Kampa gelmeden işte eskiden Avusturya'nın dağlarında kampa gönderiyordu bizim Alman menajeri. Şu an menajerliğimi eşim yapıyor kendisi Bayburtlu Dilek. Eşime çok teşekkür ediyorum tüm destekleri için. Bana dedi Erzurum'da çok güzel olanaklar var ve kendim geldim her şeyi gördüm ve gerçekten yani 34 senedir en iyi kampı burada yapabildim, yaşayabildim. Maalesef 53 yaşına gelmişim yoksa nice kamplar daha burada yapmak isterdim ama eminim daha nice sporcular burada yararlanıp yani büyük başarılar elde edebilirler. Milli boksör Fırat Arslan soluğu dünya şampiyonluğu final müsabakasına hazırlandı Erzurum'da aldı. Şampiyonu Başkan Mehmet Sekmen ağırladı. Fırat Arslan bu şampiyonaya çıkmadan evvel Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifalı kamp merkezimizde hazırlık yaparak bu şampiyonaya hazırlandı. Ve çıktığı şampiyonada da yüzümüzü güldürerek dünya şampiyonu oldu. Burada da görmüş olduğunuz gibi altın kemerini alarak bunu ilan etti. Üstelik milli sporcumuz yaş itibariyle rakibinde çok daha büyük bir yaşta olmasına rağmen buradan almış olduğu aktivite, enerji onu başarıya götürdü. Ben ülkem adına, şehrim adına tebrik ediyorum. Başkan Mehmet Sekmen kentteki spor yatırımlarından da bahsetti. Her alanda sporcu Erzurum'da güç depolayabilir diye konuştu. Tabii biz bu yüksek irtifalı kamp merkezi yaparken sadece futbol için yapmamıştık. Burada başta futbol, basketbol, voleybol, boks, judo, karate, yüzme, atletizm, kış sporu olmak üzere her alanda buradan istifade edecek spor takımları için bu tesisleri yaptık. Ve burada en az bir 21 gün kamp yapan spor takımlarımız, başta futbol olmak üzere büyük başarı elde ettiklerini gördük. Devam ediyorum.